Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar, bugün sizinle birlikte oyuna yeni sezonunda gelecek bütün Royal Pass ödüllerini sizlere bu videoda göstereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer like bırakarak bana destek verirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilsen de biliyorum büyük ihtimalle abone değilsin, hatta bildirimleri bile açmamışsın. Bildirimleri açarak bu tür videoları kaçırmadan izleyebilirsin ve bana destek olabilirsin. Yeni sezon geldiğinde ilk gün sıralamaya kalışmayı düşünüyorum. İkinci günde yine parça parça böyle hesapları Fatih yapmayı düşünüyorum. O yüzden şimdiden iyi seyirler dilerim ve hala like atmayı, like'ını unutma ve hadi Royal Pass ödüllerine geçelim. Şu an bu kafamın üstünde gördüğünüz set oyunun 100 level, yani eski adıyla 100 level, şimdiki adıyla 50 level olduğumuzda vereceği set. Bu kırmızı set bence baya güzel diye düşünüyorum. Böyle kaliteli bir şey yapmışlar ve arkası falan çok güzel bir set olmuş. Yani bu sezon Royal Pass açmaya bence değer diye düşünüyorum açıkçası. Ve girişimiz şöyle bir şey olacak. Sezon 9 gelecek zaten biliyorsunuz. C2, S5, S9. İşte M9 falan filan. Ondan sonra burada silah desenlerimiz var. K98, Bizon, QBS, M249 gibi desenler var bu sezon. Bunları verecek oyun bize. Daha sonra bir levele geldiğimizde klasik şeyler ne işte? 5 tane sandık kuponu veriyor, saplı crate. Ondan sonra burada bir levelde böyle bir set olacak. Şu kameramı ben birazcık şöyle koyayım. Şimdi daha iyi görebileceksiniz. Bizlere bir levelde verilecek olan setimiz bu şekilde. Yani böyle yeşilli morlu bir set verecekler. Daha sonra bir levelde direkt Royal Pass'ı açtığınızda Bizon deseni alabileceksiniz ki bence bu bayağı güzel bir şey. Yani Bizon deseni olmayanlar için güzel ve ayrıyetten Bizon desenine güzel bir tasarım yaptıklarını düşünüyorum. Böyle altın renginde güzel bir şey yapmışlar. 2 levelde AG var, 3'te işte geri UC'miz var, 4'te bir tane kademe kartımız var, 5 level'e geldiğimizde Royal Pass görev kartımız var. Ondan sonra burada 5 level'in ikinci kısmına geldiğimizde bu setin kafası var. Daha sonrası da tabii ki olmazsa olmazı bir de gözümüz var. Gözümüz de bu şekilde bence seti fulllediğimizde gayet güzel bir görünüm elde ediyor diye düşünüyorum. Yani finalde böyle bir görünüme sahip olacak. Bence set güzel. Yani 1 level'e göre güzel bir set diye düşünüyorum. Daha sonra burada 6 level'de, işte 7 level'de, 8'de, 9'da falan bunlar artık klasik ve 10 level'e geldiğimizde böyle bir kas deseni verecek ve bence kas deseni güzel olmuş. Bak bence güzel olmuş. Biliyorum katıldın. Sen de bu arada şu an yorumlara yazabilirsin mesela kas deseni güzel olmuş diye. Bence güzel olmuş diye düşünüyorum. Hani güzel kaliteli bir kas deseni çıkartmışlar. Ben kullanırım. 11 levelde gene bu işte sandık kuponu falan filan. O sonra çarkın materyali. 14'te yine bir kademe kartımız var. Ve 15 levele geldiğimizde şöyle bir emojimiz var. Emoji değişik. Ama güzel. Ya böyle şey gibi. Nasıl diyeyim ben buna? Bir şey atar da çeker ya. Öyle bir şey. Ve uzun yapmışlar fark ettiyseniz. Hani böyle şey yapıyor. Bak. Ve bir şey tutuyorsun abi. Sapan çekersin ya onun gibi. Okey, kapıyı açtım geldim. Ondan sonra böyle bir tane şeyimiz var. 15 levelde bir avatar. Ondan sonra böyle bir tane bomba deseni var. Bomba deseni bu arada bilyalar vardı ya abi. Bildiğiniz bilyaya benziyor bence diye düşünüyorum. Böyle bildiğin bilyanın üstüne bir tane bomba pimi koymuşlar. Alsana bomba yani. Ben bilyaya benzettim açıkçası. Daha sonra burada eski şeyler var yine. Klasik, klasik, klasik. 20 levelde olmazsa olmazımız her sezon verilen paraşütler. Benim hesapta herhalde 60'tan fazla paraşüt oldu. Bilmiyorum artık saymaya üşeniyorum. O kadar çok oldu ki say bitmiyor. Sayıyorum bir daha geliyor. Sayıyorum bir daha geliyor. Yoruldum. Bir ara bir gene bakarız sandık açılımında kaç tane oldu diye. Daha sonra böyle çantamıza takılacak olan bir çanta süsümüz var. Bence çanta süsü de güzel mi diyeyim, değişik bir şey, neye benziyor bilmiyorum. Yani bir şeye benziyor ama neye benziyor bilmiyorum ya, böyle değişik bir şey. Daha sonra bu işte kollarımızdan çıkan şeylerden falan filan var. 23 levelde bir tane yüzümüze maske veriyor, değişik şekilli bir maske. Daha sonra UC'mizi geri veriyor falan filan. 25 levelde Royal Pass'ı açmayanlara verilecek olan setimiz ise bu şekilde olacak. Yani bence güzel Royal Pass'ı açmayanları da düşünmeleri. Bu sefer Royal Pass'ta ne veriyorlar ona bakmadım ben. Hani bu şey olur ya, Royal Pass'ı açmadan silah deseni veriyorlar. Ona bakmadım, size birlikte bakacağım. Burada bir tane uçak desenimiz var. Bilya desenini büyütüp uçağa yapıştırmışlar bu sefer. Bilmiyorum ya, bilye deseni gibi. Bilye. Oğlum bilye ne? Bilye. Daha sonra uçaktan sonra peki ne var? 30 level kırmızı emojimiz var. Ne yaptı? Abi bir şey diyeceğim. Oyun artık sanki kırmızı emojilerin süresini kısıyor ya. Kırmızı emoji şey gibi. Pembe, az önceki açtığımız pembeydi mesela. Pembe daha kısaydı. Kırmızı yok. Pembe uzundu, kırmızı kısa. Yani bence kırmızılar daha uzun yapıp pembeleri kısa yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Daha sonra burada böldüler var falan filan derken 35 levelde QBS desenimiz var. Sanok'ta
bootcamp'e atlayanların seveceği bir silah deseni diye düşünüyorum. Böyle morlu, beyazlı, siyahlı, griyle güzel bir tasarım yapmışlar. Daha sonra burada klasik AG'leri falan filan var. Ondan sonra böyle parçacık var. 40 level'e geldiğimizde ise K98 desenimiz var ve bence K98 deseni güzel. Hani Godzilla K98'i vardı ya, onun şeyi gibi. Yükseltilmemiş hali. Üstünde desen var ama yükseltememişsin gibi bir K98 deseni var. Bence desen güzel diye düşünüyorum. Bence güzel bir tasarım yapmışlar. Yani bence güzel yapmışlar. Evet, bu da bu şekilde. Daha sonra burada yine klasik ödüllerimiz var. BPC, UJC, sandık kuponu falan filan derken 45 levelde gene bir bu çark bataryalımız var. 47'de gene UJ, 48'de oda kartı var. 49'da motor ve 50'ye geldiğimizde ise setimiz var, fakat şu an seti giyemedik. Niye? Az önce giydiydik. Ha, şu an oldu. Setimiz böyle bir set. Bence set çok güzel. Arkasındaki şey yeter zaten. Zincirler var arkada böyle. Zincir var ya, zincir ne oğlum? Zincir aynen. Zincirlerden var arkada. Bence güzel bir şey olmuş. Baksanıza. Benim hoşuma gitti yani böyle. Bayağı güzel bir şey yapmışlar diye düşünüyorum. Bir ihtimalle şu arkadaki duraba dokununca bize oyun bir ödül verebilir ya. Öyle bir hissim var yani, verebilir. Verirse göreceğiz. Hani oraya dokununca bize bir şey verecekmiş gibi hissettiriyor drop şu an bana. Daha sonra buralar zaten klasik şeyler. Peki burada ne var derseniz, buralarda aynı şekilde Elite Royale Pass açtığınızda yine emoji alabileceksiniz. Farklı bir emoji gelmiş mi derseniz, böyle bakalım, yeni bir emoji gelmemiş. Eski emojiler var yine aynı. Ondan sonra burada görevler falan filan var. Tabi görevler şu an İngilizce, daha Royal Pass gelmedi ama hani İşte 20 kere arenada oyna, 6 kere klasik maç bas, adrenalin 6 kere bas klasik maçta diyor. İşte 16 tane sumo kullan diyor. Oğlum benim İngilizcem bayağı gelişti oyun oynuyorsun ya. Klasik modda Pochinki'ye girip 16 kill al diyor mesela. Aslas Refus'in Pochinki. Bu ne oluyor? Ha, yeni mod okey. Ben diyorum bir an ne oldu ya, nereye geldik falan. Daha sonra Royal Pass sandığımıza gelirsek de burada bu setler olacak ve ayrıca bir tane sezon 17 UAZ deseni var. Hani o zaman da sandığa gelmişti, alamamıştık ya. Mesela bunu açarsak buradan bu UAZ desenini çıkarabileceğiz ki bence güzel bir şey. Çünkü geçen sezon gelen de Toros deseni vardı. O Toros bende olduğu için açmamıştım ben. Bu sezon ama bu araba için açarım diye düşünüyorum. Hani Royal Pass'tan biriktirip açarım. Normalde şey yaptım, hani boya falan aldım bu sezon. Baktım sandıktaki her şey var bende abi. Alacak bir şey bulamadım yani, ne yapayım? Hatta bak şöyle göstereyim abi kendi hesabımdan. Ödülleri al. Sandık nerede? Bak şuradan sandığa geleyim kanka. Hepsi var. Tek olmayan şu. Yani buna da açılmaz. Yani araba deseni açmak varken gidip de bu olmaz. Şöyle kameramı bir şöyle koyayım, göstereyim hatta. Yani şu an gördüğünüz gibi her şey var bende. Her şey var. O yüzden bunu açmadım ben. Ne çıkardı? Bunlar çıkardı falan diye hiç gerek duymadım. Daha sonra başka neler var derseniz, buraya bu eğlence parkının emojilerini de koymuşlar. Ayrıyetten burada 1800 paraya alabileceğiniz çok değişik. Kafası değişik de set güzel bu arada. Ben siyahlığını çok sevdim setin ama kafasını sevmedim. Kafası bir değişik duruyor. Böyle bir M249 desenimiz var. Hani 360 para biriktirirseniz bunu da alabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış bir şey. Ben yine ilk önce sandık kuponlarını alırım, sonra kalırsa M200'e ya da sandığa denerim. Önceliğim benim burada sandık kuponlarını almak. Çünkü sandık açarken işime yarıyor abi. Ben öncelikle burayı alıyorum. Hatta ondan önce şunu alıyorum. RP 50 level yapıyorum. Ondan sonra sandık kuponlarını alıyorum. Bence şuradan 5 tane bunu almak daha güzel diye düşünüyorum yani. Bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videomda görüşmek üzere. Geçiyorum. Bay bay.